Çankay, 81 yaşında, Yeni Doğan Mahallesi, 17. Sokak. Sıdıka Alaşa, 79 yaşında, İstiklal Mahallesi. Bizler de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ceren Eczanesi, Bankalar Caddesi, 1. Park Sokak. Gökhan Eczanesi, Emek Sağlık Ocağı yanı. Kübra Eczanesi, Yeni Numune Hastanesi karşısı. Eylül TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, tarihler Mart ayının ilk gününü gösteriyor. 1 Mart 2016 günlerden Salı. Haber merkezi ekiplerimizin gün boyu derlemiş olduğu haberleri birazdan ekranlarımıza getireceğiz. Ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak gündemden öne çıkan başlıklara hep birlikte bir göz atalım. Ardından haberlerin ayrıntılarıyla tekrar karşınızda olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı 4. tur görüşmelerinde söz olarak AK Parti hükümetini sert bir dille eleştirdi. Sokağın nabzını tutmaya devam eden 4 Eylül TV bu kez mikrofonlarını esnafa uzattı. Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur tarafından Sivas Cem Vakfı'nda kadınlara yönelik keçe yapımı ve aksesuarları kursu açıldı. Sığınmacı ve mülteci olarak Sivas'a gelen binlerce yabancı kiralık ev bulmakta sorun yaşıyor. Sivas'taki sığınmacı ve mültecilerin kiralık ev sorununa ise destek valilikten geliyor. Sivas Fasıl Eğitim Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği 2016 Kadı Burhanettin yılı anısına 6. Sultanşehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi düzenledi. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Efendim bültenimize başlıyoruz. Ankara'ya gideceğiz. İlk haberimizde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı 4. tur görüşmelerinde söz aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız. Sözlerinde yine meclisi yaktı kavurdu sevgili seyirciler. AK Parti hükümetinin Sivas'ı gözden çıkardığını ifade etti Akyıldız. AK Parti hükümeti Sivas'a hizmet yapsa da yapmasa da Sivaslıların oyları bizdedir mantığı gidiyorsa bu benim hemşerilerime hem de Sivas'a büyük bir hakarettir dedi. Akyıldız süreniz 7 dakika buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine Sivas rüzgarı esti. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı 4. tur görüşmelerinde söz olarak AK Parti hükümetini sert bir dille eleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar döneminde 3 Haziran 2011 tarihinde 642 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kapsadığı iller içerisinden Sivas çıkartılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Sivas'ın sürekli geliştiğini ifade eden Akyıldız, AK Parti iktidarında Sivas'ın göç verdiğini, küçüldüğünü ve Sivas'ın gözden çıkarıldığını söyledi. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde de tam tersine, kaderine terk edilen bir Sivas görmekteyiz. Ama asıl üzüldüğüm nokta şu, Sivas'ta AKP yıllardır çok yüksek oranda oy almaktadır. Ama buna rağmen Sivas'ı gözden çıkarmıştır. Acaba biz Sivas'a hizmet yapsak da yapmasak da onların oyları zaten çantada keklik mantığını mı güdüyor Adalet ve Kalkınma Partisi? Şayet bu mantığı güdüyorsa bu benim canım hemşerilerime Sivas'a çok büyük bir hakaret demektir. Ve hiç merak etmeyin Sivaslı hemşerilerim AKP'ye bunun faturasını bir sonraki seçimde çok ağır bir şekilde ödetecektir.
Akyıldız konuşmasında Sivas'ın acilen Doğu Anadolu projesi kapsamına alınması gerektiğini ifade ederek ilgili bakana uyarılarda bulundu. Öneriyorum. Sayın Bakanım, acilen Sivas'ın DAP projesi kapsamına alınması veya Sivas'a özel bir projenin yapılması. Sivas adına da, ülkemiz adına da çok önemlidir. Mesela Sivas'ta uzun yıllar boyunca yaşanan göç ve düşen küçükbaş hayvan sayısı, meralar üzerinde yaşanan otlatma baskısını azaltmıştır. Bazı bölgelerde mera vasıfları doğal olarak güçlenmiştir. Küçükbaş hayvan için uygun hale gelen bu meraların değerlendirilmesi, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi Sivas adına da, ülkemiz adına da çok önemlidir. Ülkemizde de bugünlerde güncel konu kırmızı et sorunudur. Bu soruna da böyle bir proje yaparsak aynı zamanda destek de olmuş olacağımızı düşünüyorum. Akyıldız Sivas'a yapılacak şeker fabrikasının da bir an önce müjdelenmesi gerektiğini söyledi. Yıllardır özlemi çektiğimiz bir şeker fabrikası var Sayın Bakanım. Buradan sizden bu müjdeyi de bekliyoruz. Temel atıldı yıllar önce ama o temel yerinde maalesef yerler esiyor. Sivaslılar olarak biz özlemle bu müjdeyi bekliyoruz. Ve temeli beraber atalım tekrar. Olmayan, yapılmayan fabrikanın yerine temeli buradan sizin müjdeleyeceğiniz, sizin sözünüzü buradan vereceğinize inanıyorum. Temeli birlikte atalım Sayın Bakanım. Efendim televizyonumuzda haber merkezindeki arkadaşlar mahalle mahalle gezmeye devam ediyor. Mahallenin sorunlarını ve sıkıntılarını dile getiriyorlardı. Haber merkezindeki arkadaşlar bugün de esnafın gözü kulağı sesi olacağız dediler. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Belki de bir dokundular, bin de ah işittiler sevgili seyirciler. İşte Büşra Mert'in haberini Umutcan Koca'nın görüntüleriyle ekranlarımıza getiriyoruz şimdi. Önce çetin kış koşulları en çok pazarcı esnafını vurdu. Cemreler düşmeye başladı. Pazarcı esnafı da umutlandı. Havaların ısınmaya başlaması umutlandırdı esnafı. Sevgili izleyenler, kış mevsiminin son günlerindeyiz. Bu durumu fırsat bilen pazarcı esnafları sabahın erken saatlerinde pazar alanına gelerek taze meyve sebzelerini tezgahlarına dizmelerini ancak market önlerine kurulan ve satışa sunulan meyve sebzeler pazarcı esnafını yine hüsrana uğrattı. Marketler bizim pazarına oyulduğu aynı gün dışarıya, yani vatandaşın geçeceği kaldırım işgal ediyorlar. Adamlar manavın içinde değil de dışarıda, sokakta satış yapıyorlar. En büyük sıkıntımız birinci derecede bu. Olarak sıkıntımız marketlerin kaldırımların ve market önlerini işgal edip bizim yani işimizi 150'ye etkiliyor. Bayağı bir etkileşim oluyor yani. Sıkıntımız budur. Marketlerin önüne herhangi bir yani ürün açılıp satılmasına karşıyız. Yani böyle şeylerin Sivas Belediyesi tarafından müdahale edilmesini istiyoruz yani. Marketler belimizi burkumuzu hep kırıyor. Pazarın kurulduğu gün mesela mandalina kaç lira? Pazarda 2 milyon. Market alıyor halden 2 milyon mandalina getiriyor. Pazarın kurulduğu gün 1,5 milyon mandalina satıyor. Diğer gün 2 milyon, 1,5 milyona sattığı mandalina 4 milyona, 5 milyona çıkarıyor. Haftanın 6 günü kendilerine çalışıyorlar. Zararı doğruluyorlar. Pazarın kurulduğu gün zararına mal satıyorlar. Pazarcı esnafına bir dokunduk, bina işittik. En çok şikayet ettikleri ise Sivas'ın giriş çıkışlarına konulan kantarlar. Uygulama pazarcı esnafını bir aylık zor durumda bırakıyor. Çok yüklü mal getirdiğimiz zaman da kantar sorununu yaşıyoruz. Burada zaten pazarlayamıyoruz. Onlar komisyoncuların işi yani. Büyük esnafların işi. Türkiye'nin ben her yerine gidiyorum. Konya'ya mal getirmeye gidiyorum, Kayseri'ye. Sadece bizim Sivas'ta kantar var. Dışarıdan ticarette uğraşan insanlar Sivas'a gelmiyor. İkinci bir sıkıntımız da Sivas'ın bütün giriş çıkışları kantarla kapalı. Bütün giriş çıkışları. Hiçbir tane yani özellikle yapmış gibi, avluka alınmış gibi dışarıdan ne kamyoncu geliyor ne gidiyor. Biz de aynı şekilde sıkıntıdayız. Dışarı gidemiyoruz. En büyük sıkıntılarımız bunlar şu an esnaf olarak. Marketlerin kaldırım işgali yapmasına da esnaftan tepki geldi. Bilir ya fiyatlar bilir ya düştü, domates bilir ya. Pazarcı esnafının sorunları bunlarla da sınırlı değil. Birbiri ardına gelen zamlar vatandaşların yanı sıra pazarcı esnafının da belini büktü. Sivas'ta hakikaten işler farklı. Bir garip ilerliyor aslında sevgili seyirciler. İşte pazarcı esnafın sorun ve sıkıntılarını dile getirdik. Sivas'ta topu topu 4 tane büyük marketler zinciri var sevgili seyirciler. Bu 4 tane marketler zinciri mahalle mahalle her bir şubesi var. Şubesinde de hani o mahallede salı günü pazar kuruluyorsa pazartesi günde onlar kaldırım işgali yapıyor. Kaldırımlara
pazar gibi mallarını sergiliyorlar, ürünlerini sergiliyorlar ve bir gün öncesinden, pazar esnafından bir gün önce indirim yaparak satmaya çalışıyorlar. Yapmayın. Onlar da Sivaslı, sizler de Sivaslısınız. Birbirinizin ekmeğiyle oynamayın diyelim. Belediye de bu duruma aslında sessiz kalıyor. Çünkü kaldırım işgali bizzat yapılıyor, görülüyor. Bütün cadde ve sokaklarda bakıldığı zaman marketler, pazar alanı gibi sevgili seyirciler, kaldırımlar işgal ediliyor. Bir güzel de konuluyor. Bu yönden de belediyeyi bir kez daha buradan uyaralım. Biraz daha dikkatli olalım. En azından pazarcı esnafının sesini sizler de dinlediniz. Sıkıntılarını sizler de dinlediniz. Onların, kimsenin ekmeğinde gözü yok muhakkak. Kimsenin ekmeğinde gözü yok. Kendi işlerini yapmaya çalışıyorlar ama kendi işlerini yaparken de büyük esnafa, büyük iş adamlarına ezdirmeyelim onları. Şimdi gideceğiz Sivas'ta El Sanatlar Eğitim Merkezi Müdürlüğü sevgili seyirciler. Türkiye İş Kurumu ve Cem Vakfı işbirliğiyle kadınlara yönelik keçe yapımı ve aksesuarları kursu açıldı. O bu kursa göz atalım isterseniz beraber. Kadınlara yeni bilgi, beceri, meslek sahibi yapmak ve aile ekonomilerini güçlendirmek amacıyla Sivas El Sanatlar Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur tarafından Sivas Cem Vakfı binasında keçe yapımı ve aksesuarları kursu açıldı. Sivas Cem Vakfı'nda gerçekleştirilecek kursta 25 bayan kursiyer yaklaşık 2,5 ay eğitim görecek. Kadınları meslek sahibi yapmak amacıyla açılan kursu tamamlayan kadınlar internet üzerinden satış yapıp ya da iş yeri açabilecek. Kurs hakkında bilgi veren İşkur Müdürü Nurettin Köksal yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bu kursta öğreneceğiniz bilgilerle iş yeri açabilirsiniz. Ayrıca burada öğrenmiş olduğunuz bilgileri internet medyası üzerinden, sosyal medya üzerinden satıp pazarlayabilirsiniz. Bunu yapan birçok arkadaşımız var. İş yeri açmanıza da gerek yok. Dolayısıyla siz yeter ki çalışmak isteyin, üretmek isteyin, meslek sahibi olmayı isteyin. Biz inşallah her sene Cem Vakfı'nın misafirliğinde bu bölgede bir kurs açacağız ve kurslarımızı da her sene geliştirerek daha güzelini yapmayı amaçlamaktayız. Sivas İl Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Latif Korkmaz'la yaptığı konuşmada bu kursun meslek edindirmeye yönelik olduğunu belirterek şunları söyledi. Kursumuz 25 kişilik, 320 saat yani 2,5 ay sürecektir. Bu kurslarımızda el becerisini geliştirerek meslek edindirme hedefliyoruz. Müdür Bey'in de söylediği gibi bu kurslarımızın sonucunda elde edilen ürünlerin satımı ile ilgili sosyal medyada kullanılabilir. Ayrıca iş yerleri de açılabilir veya kendileri de kendi çabalarıyla para da kazanılabilir. Son olarak açıklama yapan Sivas Cem Vakfı Başkanı Ali Dağ ise kursa ev sahipliği yapacakları için memnun olduklarını belirtti. Bir meslek edinmek, bunun karşılığında çok cüzi de olsa bir bedel almak, aynı zamanda meslek öğrenmek ve geleceğinde bu mesleği değerlendirebilmek. Çünkü devletin bu kurstan sonra vereceği belge, kredi, var. Kurstan sonra belge alacaklar. İş yeri açmak isteyenler belgeleri karşılığında gerekli formları doldurarak kredi alacaklar. İş yerlerini kendileri kuracaklar ve istihdama katkıda bulunacaklar. Bu bizim için gerçekten sevindirici. Efendim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık üniversitede eğitim gören Afganistanlı öğrencilerle yemekte bir araya geldiler. Öğrencilerin sorunlarını dinledi. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık ve beraberindeki heyet, sosyal tesislerde Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim öğretim hayatına devam eden Afganistanlı öğrenciler başta olmak üzere diğer yabancı uyruklu öğrencilerle de bir araya geldi. Rektör Profesör Doktor Faruk Kocacık, amaçlarının üniversite olarak öğrencilerle beraber olup onların problemlerine yardımcı olmak olduğunu söyleyerek konuşmasına devam etti. Sizler bizim elçilerimizsiniz. Ülkelerinize gittiğinizde inşallah orada yaşadıklarınızı Mustafa'nın elçisi gibi anlatacağınızı, dile getireceğinizi umuyoruz. Sizlerin burada olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ev sahibi olarak sizleri misafir kabul ediyoruz. İnşallah en sorunsuz şekilde eğitim hayatınız tamamlanır. Ülkenizde başarılara imza atarsınız. Rektör Profesör Doktor Kocacık öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin sorunlarını dinledi. Profesör Doktor Kocacık ve Cumhuriyet Üniversitesi yönetimi ardından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Evet.
Efendim ülkelerindeki iş karışıklık ve çeşitli nedenlerle sığınmacı ve mülteci olarak Sivas'a gelen binlerce yabancı kente kiralık ev bulmakta sorun yaşıyor. Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin kişi başına belirlediği yardım ücreti dışında herhangi bir gelirleri bulunmayan sığınmacı ve mültecilerin kiralık ev sorununa ise Sivas Valiliği el attı. Ülkelerindeki iç karışıklıklar ve çeşitli nedenlerle sığınmacı ve mülteci olarak Sivas'a gelen binlerce yabancı kente kiralık ev bulmakta sorun yaşıyor. Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mütevelli heyetinin kişi başına belirlediği yardım ücreti dışında herhangi bir geliri bulunmayan sığınmacı ve mültecilerin kiralık ev sorununa ise Sivas Valiliği el attı. Kentte çoğunluğunu Suriyelilerin ve Afganların oluşturduğu sığınmacı ve mültecilerin kiralık ev bulması için harekete geçen Sivas Valiliği, mahalle muhtarlarının yardımları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yabancıların barınma sorununu gidermeye çalışıyor. Sivas'ta yaklaşık 3000 civarında sığınmacı ve mülteci olduğunu belirten Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, kentteki yabancılara karşı bir takım sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. İlimizde yaşayan gerek sığınmacı ya da gerekse geçici korunma statüsünde bulunan yabancı vatandaşlarımız var. Bunlara biz geldikleri günden itibaren yapmış olduğumuz bir takım sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri var. Kente gelen sığınmacı ve mültecileri ilk etapta Sivas Valiliği tarafından geçici hizmet alımı ile sağlanan konaklama otelinde misafir edildiğini aktaran Vali Yardımcısı Kalaylı, daha sonra ise yabancı vatandaşları kiralık evlere yerleştirdiklerini kaydetti. Tabii burada sürekli olarak orada kalmaları onlar açısından da zor. Biz onları sürekli ikamet edecekleri, en azından burada kaldıkları süre içerisinde ikamet edecekleri yer için, barınma için ilk etapta kiralık evler var. Bizim şu anda envanterimizde olan evler var. Onları belirleyip sosyal inceleme görevlerimiz bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar ve biz bu aileleri belirlediğimiz bu evlere yerleştiriyoruz. Tabii onların İlk etapta kiralamayla ilgili giderlerini ve barınmayla ilgili karşılaştıkları bir takım ihtiyaçları, yani eşya noktasında ve diğer noktalarda onları da karşılamaya çalışıyoruz. Sivas'ta sığınmacı ve mültecilerin kiralık ev bulma noktasında sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Kalaylı, bu sorunu çözmek içinse mahalle muhtarlarından yararlandıklarını ifade etti. Mahalle muhtarlarımız bize bu konuda son derece yardımcı oluyorlar ve bu şekilde kiralanabilecek evleri bize bildiriyorlar. Bizim arkadaşlarımız da sosyal inceleme görevlerimizde bu evleri de yerinde tespitini yaparak uygun şartlara sahipse de bunları biz onlar adına, yani sığınmacılar adına onları işlemlerini takip ediyoruz ve onları, o vatandaşları o evlere yerleştiriyoruz. Sığınmacı ve mülteci vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında özellikle Sivas Belediyesi bünyesinde bulunan Hayat Ağacı Derneği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğuna vurgu yapan Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı şunları söyledi. Tabii ki onları kaldıkları süre içerisinde en iyi şekilde Sivas'ın misafirperverliğini göstermek ve onların karşılaştıkları sorunları da çözebilmek. Bu noktada da oluşturduğumuz bir komisyonumuz var ve komisyonumuzla zaman zaman belli periyotlarda toplantı yapıyoruz ve bu toplantılarda onların eğitim, sağlık, barınma ve diğer alanlarda, özellikle istihdam alanlarında yaşadıkları sorunları gözden geçiriyoruz. Efendim Sivas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na bugün çelenk bıraktılar. Sivas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nca Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde yapılan törene SESOB Başkanı Beşir Köksal, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Coşkun Erkmen ve muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
Sivas Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Coşkun Erkmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Oda Başkanı Hasan Coşkun Erkmen, 1-7 Mart muhasebe haftası terör olayları dolayısıyla buruk bir şekilde kutlayacaklarını belirterek mesleki sorunları çözmek için birlik ve beraberlik mesajı verdi. 1-7 Mart haftasını bu sene ülkemizde yaşanan terör olayları ve üzerimize yüklenen mesleki sorunlar nedeniyle buruk bir şekilde kutlayacağız. Ülkemiz son dönemlerde sıkıntılı günler geçirmektedir ama biz Türk milleti olarak bu sıkıntılı günlerinde üzerinden kalkacağımızı, bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Mesleki sorunlarımızı da çözebilmek için bizler her zaman el ele verip birlik beraberlik içerisinde hareket edersek sıkıntılarımızı çözeceğimize inanıyorum. Efendim, Sivas Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Programda 2014 yılı mesleki kazanç üzerinden gelir vergisi ödeyen rekortmenlere plaket verildi. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanan muhasebecilere ise belgeleri takdim edildi. Meslek mensuplarına bu düzenlemelere uyum için mutlaka süre verilmelidir. Her yıl 1 Mart'ta kutlanan Muhasebeciler Günü dolayısıyla Sivas Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından bir program düzenlendi. Bizlerle aranıza hoş geldiniz diyor. Şimdiden mesleğimize, odanıza yapacakları katkıdan dolayı teşekkür eder, meslek hayatlarında başarı ve bol kazançlar diliyoruz. Odanın konferans salonunda düzenlenen kutlama programına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kayış, Vergi müfettişleri, Kale ve Site Vergi Dairesi müdürleri, Milli Emlak Müdürü ile Sivas'ta görev yapan mali müşavirler ve serbest muhasebeciler katıldı. Tebrik ediyorum. İnşallah bir sonraki programımızda, bir sonraki yılda bugün dile getirilen sorunları... Programda açılış konuşmasını yapan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı Hasan Coşkun Erkmen, meslektaşlarının günlerini kutlayarak serbest muhasebeciler ve mali müşavirlerin sorunlarına dikkat çekti. Değiştirilen tedbirlerde yer alan, diğer tedbirlerde yer alan bu konuya ilişkin tedbirler yürürlükten kaldırılmıştır şeklindeki ifadeler, meslek mensubunun tüm diğer tedbirleri gözden geçirmek ve neyin tam olarak değiştiğini anlayabilmek için tüm işlerine ek olarak mesai harcamalarına neden olmaktadır. Oysa bu konu Maliye Bakanlığı sorumlulukları arasında olmalı ve Maliye Bakanlığı bunları açıkça belirtmelidir. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise muhasebecilerin güvenilir insanlar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Dolayısıyla her biri bu ticaretini, bu faaliyetini yürütürken kendini bir muhasebe veya işte mali müşavire emanet ediyor. Her şey sizlerin elinde, sizlerin inisiyatifinde yürüyor. Bu bakımdan sizler bence hepsinden önemlisi emanete sahip çıkan güvenilir insanlarsınız. Biz öyle görüyoruz. Konuşmaların ardından 2014 yılı mesleki kazanç üzerinden gelir vergisi ödeyen rekortmenlere plaket verildi. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ruhsatını alan muhasebecilere ise belgeleri takdim edildi. Efendim, tabii Mali Müşavirler Haftası dolayısıyla bir dizi program düzenlendi Sivas'ta. Şimdi muhasebecilerin tabii yapmış olduğu meslek oldukça zor bir meslek. Tabii muhakkak ki zorlukları da var. İşte bu zorlukları dinlemek için Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Kemal Işın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bir dizi programlar düzenledi. Öncelikle haftanızı kutlayalım efendim. Teşekkürler, teşekkürler. Yaptığınız iş gerçekten zor. Evet. Zorlukları neler? Siz anlatın bize isterseniz. Her mesleğin tabii kendine göre bir zorluğu vardır. Yalnız günümüzde her mesleğin de işte kendine ait bir günü var. Bu günlerde farkındalık yaratmak için bir takım etkinlikler yapılıyor ama son zamanlarda her meslek dalı bu farkındalıkların etkinliklerinin yerine sorunların anlatılması, çözüm yollarının önerilmesi tarzında bir takım planlama yapıyorlar etkinliklerini düzenlerken. Biz de serbest muhasebeci mali müşavirler olarak işte prosedürler, seremoniler yerine getirildi ama tabii esas olan çok farklı sıkıntıların dile getirilmesi olarak düşünüyorum ben.
1989 yılında kabul edilen 3568 sayılı yasayla akademik meslekler arasına giren serbest muhasebecilik mali müşavirlik mesleği, kayıt dışı ekonomi, yüklenilen sorumlulukla orantısız gelir, çok ünvanlılık, mevzuatından kaynaklanan aşırı iş yoğunluğu gibi birçok çözüm bekleyen sorunlara rağmen geleceğin parlak meslekleri arasında. Tabii 1989 yılında yasa yürürlüğe girdi. Bugüne kadar hala sorunların çözülememiş olması çözülmeyeceği anlamına gelmiyor. Türkiye'de maalesef yapılan şeyler, düzenlemeler, kanunlar taşradan ya da bu işin mutfağındaki kişilerden fikirler alınarak değil, Ankara'daki bürokrat kesimlerin akıllarına gelen düzenlemelerle sorunlar giderilmeye çalışıldığı için 1989 yılından bu yana hala çözümlenmemiş birçok sorunla biz mali müşavir olarak iç içeyiz. Tabii sorun mesleğe girişle başlıyor. Staja başlatma sınavı, 4 yıllık fakülteyi bitirdikten sonra staja başlama sınavı, arkasından 3 yıllık zorunlu bir staj ve sonrasında gelen staj değerlendirme sınavı gibi çok yoğun bir eğitim ve sınav programından sonra bu belge alınıyor. Esas sıkıntılar bu aşamada başlıyor. Çünkü henüz mesleki yeterliliğe kavuşmamış bürolarda çok fazla verim alınamayacak düzeyde bilgi birikimine sahip olan stajyer arkadaşlarım staj yapacak büro bulamıyorlar. Evet. Nedeni de şu, ortalama 3000 lira gibi bir maliyete maaşıyla ve sigorta primiyle 3000 lira gibi maliyete katlanmak zorunda olan büro sahipleri, meslektaşlarım stajyer çalıştırmaya yanaşmıyorlar. Haklı olarak ekonomik olmayacağı için böyle bir karşı duruş sergiliyorlar. Mesela avukatlarda böyle değil. Avukatlık stajlarında sosyal güvenlik primi ödenmiyor. Ödense de Barolar Birliği çok düşük bir miktarda bir primi ödüyor. Dolayısıyla avukatlar kendilerini yetiştirecek, mesleği hazırlayacak bürolarda çok rahatlıkla kendilerine yer bulup mesleğe hazırlanabiliyorlar. Ama bizim stajyerlerimizde bu mümkün değil. Mesela bir başka sorunumuz, ay içerisinde çok fazla sayıda beyanname veriyoruz. Her ay katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname, damga vergisi beyannamesi, sosyal güvenlik primleri, BABS dediğimiz bildirimler, damga vergisi beyannamesi, TÜİK'e verilen bildirimler, bankalara verilen bildirimler, tabii bu kadar yoğun bir çalışma temposu da ancak ayın 30 günü çalışmakla oluyor. Ayın 30 günü ve 12 ay durdurak yok, herhangi bir tatil imkanı yok. Böyle bir yoğun çalışma temposundan sonra Sivas'taki 300 küsür mali müşavirin çok büyük bir bölümü gerçekten şu anda sağlık problemleri yaşıyor. Ailelerine yeterince zaman ayıramıyorlar, özel hayatlarına yeterince zaman ayıramıyorlar, sosyal aktivitelerine yeterince zaman ayıramıyorlar. İş. Bunun çözüm yolu nedir? Bunun çözüm yolu çok basit bize göre. Bunun çözüm yolu beyannamelerin birleştirilmesi. Evet. Katma değer vergisi beyannamesinin, muhtasar beyannamenin ve diğer beyannamelerin tek bir beyanname ile bir tarihte verilecek bir kanuni düzenleme ile bu iş aşılabilir. Bir başka sıkıntımız, mükelleflere de yansıyan bir başka sıkıntı, %18'lik katma değer vergisi oranı muhasebe ücretleriyle ilgili olarak. Evet. Şimdi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm kanunları bilmek zorundadır. Bir kanuna muhalefet ettiğinizde, bir hakim karşısında ya da bir müfettiş karşısında geçtiğinizde ben bu kanunu bilmiyordum deme lüksüne sahip değilsiniz. Her evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kanunları bilecek ama vergi tekniğini ve muhasebe tekniğini bilmek zorunda değil vatandaşlar. Dolayısıyla vergi mükellefleri vergi kayıp ve kaçaklarına yol açmamak ya da fazla vergi ödememek ya da prim ödememek adına bu işlerini serbest muhasebeci mali müşavirlere yaptırmak zorundalar. Evet. Lüks bir harcama değil, lüks bir hizmet satın alınması değil. Ama maalesef %18'lik bir katma değer vergisiyle de mükellefler karşı karşıya kalıyorlar. Toparlayacak olursak çok kısa. Tabii süremiz çok kısa, sorunlar çok fazla. O zaman son olarak ben izninizle şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Türkiye'de çeşitli vergilendirme usulleri vardır. Basit usulde vergilendirilir, gerçek usulde vergilendirilir. İktidarlar seçim kaygısıyla basit usulde vergilendirmedeki payı çok fazla artırdılar. Bu da vergi kayıp ve kaçağına ve kayıt dışı ekonomiye çok fazla neden olan bir uygulama. Bu dönemde, bu yasama döneminde bu basit usulde vergilendirmenin kaldırılması ya da çok sınırlı sayıya indirilmesi biz serbest muhasebeci mali müşavirlerin aslında işimizi daha iyi yapabilmek adına, kamuyla ortaklaşa sorunların çözümü adına yapmak adına en büyük isteklerimizden birisidir. Dediğim gibi gelecekte azalan sorunları olan güzel bir ve zevkli bir meslek icrasında tüm meslektaşlarımla birlikte zevkle, güzel, başarılı bir ömürler geçirmemizi, bu mesleği zevk alarak yapmamızı diliyorum. Efendim. Ve bu anlamda da son olarak şunu söylemek istiyorum.
bu mesleği yönetenleri, bu mesleği idare edenleri, sevgili meslektaşlarım, sorunlarını hem yasama organına hem yürütme organına taşıyabilecek kişilerden oluşturmalarını ben diliyorum kendilerinden. Çok... Ve hepsine iyi akşamlar, mutlu ömürler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Haftanızı tekrardan kutluyoruz. Evet sevgili seyirciler, 42 yılını doldurdu Cumhuriyet Üniversitesi bu yılla birlikte. Tabii 42 yıllık ömrü hayatında birçok sorunla karşılaştı, zorlukla karşılaştı ama hepsinin üstesinden gelmeyi başardı. Şimdi Cumhuriyet Üniversitesi'ne gideceğiz. Öğrencilere mikrofonu uzatacağız. Üniversitemizin sorunları nelermiş bir de onlardan dinleyelim. 4 Eylül televizyonu başta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerimiz olmak üzere üniversite gençliğinin sesi soluğu olacak. Sevgili izleyenler, bundan böyle 4 Eylül TV mikrofonları Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin sesi olacak. Öğrenciler üniversiteler hakkında görüşlerini dile getirecek. Bakalım öğrencilerin gözünden Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas nasıl? Söz üniversite öğrencisinde. Sadece sorunları aktarmayacağız. İyiyi ve güzeli, ilimizi yücelten gelişmeleri de aktaracağız. Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerimiz eğitim açısından fazla sorun yansıtmadı. Eğitimde mutlaka vardır ama benim bölümümde yani çok kaliteli hocalarım var. Ondan memnunum. Eğitimde yok eksiklikleri falan, bizim bölümümüz açısından hani hocalarımız falan kaliteli hocalar. Hani sadece burada kurs merkezleri diyelim, işte KPSS kurs merkezleri biraz yetersiz. Diğer şekilde hani üniversitelerde hani kendi bölümüm açısından söylüyorum. Bir eksiklik görmedim. Hocalarımız falan gayet iyiler zaten. Eğitimde durum bence hocalara bağlı. Çünkü mesela bizim bölümdeki bazı hocalar hani çok iyi, kendilerini çok iyi geliştiriyor ama bazıları hiç öyle değil. Yani bir kitap kaynak bulma açısından bile sıkıntı çekiyorlar kendi açılarından. Hocalarımız eğitim bakımından iyi ama dediğim gibi uygulama alanında sıkıntı çekiyoruz yani. Yoksa bölüm hocalarımızın bilgileri iyi yani. Öğrenciler eğitimden memnun ancak ulaşımdaki sorunun da bir an önce çözülmesini istiyorlar. Efendim, Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Hayrullah Gölen 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bugün bir basın açıklaması düzenledi. Doktor Gölen yaptığı açıklamada sigarayı bırakma yollarından ve yeni hizmete giren sigara bırakma polikliniğinden bahsetti. 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Hayrullah Gölen, Numune Hastanesi Dekanlık binasında sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Şimdi bu hafta 1-7 Mart Yeşilay Haftası olması itibariyle kısaca sigarayla ilgili, sigaranın zararları ve sigara bırakma yöntemleriyle ilgili açıklamada bulunacağım. Doktor Hayrullah Gölen, 1-7 Mart Yeşilay Haftası olması dolayısıyla sigaranın zararlı ve sigarayı bırakma yöntemleri hakkında açıklamada bulundu. Sigarayı malumunuz biliyorsunuz 4000'den fazla zararlı madde var içinde. Birçok kanserin belirli en önemli sebeplerinden biri sigara, tütün ve tütün zararlı mamuller olarak geçmekte. Başta erkeklerden fazla akciğer kanseri olmak üzere. Bayanlarda da akciğer kanseri sigara nedeniyle sıklığı artmış bulunmakta. Sigaranın yol açtığı hastalıkların başında gelen KOAH hastalığına da değinen Gölen, Türkiye'de çok sayıda KOAH hastası olduğunu belirterek 50 yaşlarda ortaya çıkan KOAH hastalığının artık 35 ve 40'lı yaşlarda ortaya çıktığını söyledi. Zaten bildiğimiz gibi bizim, ben göğüs hastalıkları uzmanı olduğum için, KOAH hastalığının en önemli sebeplerinden birisi sigara. Türkiye'de de birçok sayıda KOAH hastalığı var. 40 yaş üzeri nüfusun erkeklerde %60'a yakın neredeyse sigara içenlerde KOAH hastalığı tespit etmekteyiz. KOAH hastalığı da önceden 50 yaş üzeriydi. Şu anda 40-35 yaşına maalesef indi. Sigara bırakmak isteyen vatandaşlara çağrı yapan Doktor Gölen, sigara bırakma polikliniğine başvurmalarını isteyerek başvuran çoğu kişinin de sonuca ulaştıklarını belirtti. Biz de Sivas Numune Hastanesi olarak 2015'in 4 Mart itibariyle sigara bırakma istasyon ek binada hizmete başladık. Şu ana kadar yaklaşık 3000 kişi müracaat etti ilk müracaatta. 1500'e yakını, %50 başarımız var şu anda. 1500 kişi sigarayı bırakmış durumda şu anda takiplerimizde. Kalan 750 kişi sigarayı azalttı. O da dediğimiz şöyle 2-3 paketten 2-3 tane düşen kısım dediğimiz. Ve maalesef 750 vatandaşımız da henüz daha bırakamadı ama onlar da çaba içerisindeler. Efendim, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından Yunus Emre'nin Gelin Tanış Olalım misyonu konulu konferans gerçekleştirildi. Kültürüyle birleştiren Yunus Emre,
Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından Yunus Emre'nin Gelin Tanış Olalım misyonu konulu konferans gerçekleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Amfi'de gerçekleşen toplantıya akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, düşünür yazar Abdüsselam Semra Hoca'nın biyografisini anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Daha sonra düşünür yazar Abdüsselam Semra Hoca, Yunus Emre'nin Gelin Tanış Olalım misyonunu dinleyicilere aktardı. Derviş Yunus'un çok ilginç bir misyonu var. Bu misyonu örnekleyen güzel peygamberin ahlak örneklerinden almış. Fem hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen belediye temizlik müdürlüğü ekipleri Sivas genelinde yoğun bir temizlik çalışması başlattı. Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Sivas Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Güzel havaları fırsat bilen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde yoğun bir çalışma başlattı. Toptancılar Caddesi ve sitesi, Altın Tabak, 4 Eylül ve Fatih ile Hayri Sığırcı mahallelerinde temizlik çalışması yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri olan Halil Rıfat Paşa, Mevlana, Emir Paşa ve Sait Paşa caddeleri ile Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında da çalışmalarına devam etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Emin Sakarya, kış aylarının sona ermesinin ardından kent genelinde temizlik çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Tüm caddelerde tuzlamadan dolayı biriken kumları temizlemeye çalışıyoruz. Pazar yerlerini 2-3 aydır hava şartlarından dolayı yıkayamıyorduk. Bugün itibariyle pazar yerlerinde yıkamaya başladık. Bizim de vatandaşlarından yine tek istediğimiz, her açıklamada yaptığımız gibi asıl olan temizliğin kirletmemek olduğunu unutmayalım. Efendim 2016 Kadı Burhanettin yılı anısına Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği 6. Sultanşehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Sivas ve Kırşehir kültürü rüzgara esti. Aşıklar toplandı bugün yarışacak bu meydanda. Mekanı düşmanım gibi görüşecek bu meydanda. 2016 Kadı Burhanettin yılı anısına Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği 6. Sultanşehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, il protokol üyeleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen gece protokol konuşmalarıyla başladı. İlk olarak dernek başkanı Ahmet Ayık düzenledikleri gece hakkında açıklamada bulundu. Yaşadığımız bu topraklarda ve birlikte paylaştığımız zaman dilimindeki değerlerimiz ile mutlu olacağımızı bilmeliyiz. Zira kardeşlik aynı anne ve babadan olmak, aynı kanı taşımak, aynı fikirleri paylaşmak, aynı değerlere inanmak değil. İnsanca el ele gönül gönüle yaşamaktır. Sonrasında Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, düzenlenen gece hakkında açıklamada bulundu. Efendim, öncelikle gönüllerimizi birleştirip, sonra aklımızla beraber bu şehirde zaten bizim atalarımız birlikte yaşama kültürünü bugüne kadar taşımışlar. Bu birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmemiz lazım diyorum. Böyle bir güzel gecede ne söyleseniz nafiledir. Ne diye sözü uzatalım? Çünkü bizden sonra sözü devralacaklar var. Biz susacağız, sanat konuşacak, saz konuşacak.
Daha sonra Sivas'ın eski aşıklarından olan Aşık İsmet'i konuşma gerçekleştirdi. Aşık İsmet'i yaptığı konuşmada ülkenin durumunu belirterek terör örgütüne ve örgütü yasaklık yapanlara seslenerek vatanın tek toprağını vermeyiz dedi. Zerre zerre parçalanıyorum, toz oluyorum. 70 milyon oluyorum. Sonra toplanıyorum. Aşık İsmet'i oluyorum. Aşık İsmet'i derdini söylemekle, duygularını söylemekle 82 yaşına geldim. 82 yaşında daha yaşasam içindekileri söyleyemedim. Kaldı ya, yarısı kaldı şeyde. Program Türk Halk Müziği Fasıl Eğitim Topluluğu'nun konseriyle devam etti. Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar ve Oyun Topluluğu'nun türküleriyle devam etti. Ardından program plaket töreniyle sona erdi. Sayın canımefendiyi davet ediyorum. Plaket vermek üzere. Efendim Sivas'ta çeşitli sanat dallarında faaliyet gösteren Aykırı Oyuncular Tiyatro Topluluğu 6 Mart'ta Büyük Türk Kahramanı Kürşad'ı konu alan Kürşad adlı oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Buyur senindir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Kürşad adlı tiyatro gösterisi 6-7 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerin karşısına çıkacak. Tiyatro oyununun genel provası bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Vedat Çiftçi'nin yazdığı, Sema Çiftçi'nin yöneteceği oyun ücretsiz olarak sahnelenecek. Adamız sanımız yok olmasın diye işe koyulmanın çağı geldi. Türk beyleri hep kim kanunmuş gibi gücünü görecek. Pelinler, Şadlar, Çeliler, Çin adlarını taşıyacak. Oyunun yönetmeni Sema Çiftçi, bu sezon ikinci oyunumuzu seyirciyle buluşturuyoruz. Bundan sonra da birçok projeye imza atacağız dedi. Bu sezon ikinci oyunumuzu seyirciyle buluşturuyoruz. Oyunumuzun ismi Kürşad ve 6-7 Mart Pazar ve Pazartesi günü dünya premieri olacak. Bundan sonra da birçok projeye imza atacağız. Bu ikinci oyunumuz, üçüncü oyunumuz bir çocuk oyunu ve ondan sonra da büyük projelerde yer alacağız. Oyunu yazan ve Kürşad rolünü üstlenen Vedat Çiftçi ise oyun hakkında bilgi verdi. İkinci Göktürk Devleti'nin kuruluş aşamasındaki o süreci sahneye yansıtmak istedik. Ve günümüz şartlarına da dediğim gibi içinde bulunduğumuz ülke durumlarına paralel anlamda iyi gidecek diye düşünüyoruz. İnşallah seyircimizle buluştuğumuzda seyircimizin de hoşuna gidecek bu. Oyun ortalama 70 dakika kadar sürecek. Bir özgürlük mücadelesi Kürşad ve Kırkçehresi'nin Çin İmparatoruna yaptığı özgürlük mücadelesini anlatıyor. Efendim Esin Yazıcı kozmetik kursu işbirliğiyle kalıcı makyaj, renk, pigmentasyon, 3D teknolojisiyle kaş yapımı, eyeliner, deep liner ve dudak çizimi eğitimi semineri sona erdi. 3 gün süren bu eğitimin sonunda yaklaşık 20 güzellik uzmanı ve kuaför kursiyerler sertifikalarını almaya hak kazandı. Kursiyerler eğitim programının sonunda yemekli sertifika töreninde bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Esin Yazıcı Kozmetik Kursu ile daha da güzelleşen Sivas, güzellik uzmanları ve kuaförleri artık sertifikalı. 27 Şubat'ta başlayan ve 3 gün sürecek olan eğitim seminerinde kalıcı renk pigmentasyon, 3D kıl teknolojisi ile kaş yapımı, eyeliner, deep liner ve dudak çizimi eğitimleri alan yaklaşık 20 kursiyer, eyeliner, deep liner, 3D lips, pigmentoloji ve 3D ince kıl tekniği masterclass programı sertifikalarını almaya hak kazandı. Kalıcı makyaj uzmanı ve eğitmeni Esin Yazıcı, böyle kurs yapmadaki amacımız iyi olmak değil, master olmak diyerek sözlerine şöyle devam etti. Esin Yazıcı Kozmetik Kursu olarak hedefimiz kursiyerlerimizin ve bize bulunan taleplerde mesleğimizde iyi olma değil, master olma, Avrupa standartlarında eğitim alma, uygulama, teorikte ve bilgide üst düzeyde çalışmaydı. Bunu başardık, mutluyuz.
Rusya'dan özel olarak getirilen Jenya Denizeri ise kursta alınan ustalık belgeleriyle kursiyerlerin iş yeri açabileceklerini belirtti. Esin yazıcı kursuyla birlikte bu eğitim vererek ilk nevine bir adım attık. İkinci ve üçüncüden sonra ustalık belgeleri vermiş olacağız bu uzmanlara. Ve bu belgelerle birlikte artık çok rahat bir şekilde kendine iş yeri sahip olabilirler. Konuşmaların ardından kursiyerlere Jenya Denizeri ve Esin Yazıcı sertifikalarını takdim etti. Afam Kangal ilçesinde Bekir Saygın yönetimindeki 58 AU486 plakalı otomobil Sivas Malatya Karayolu'nun Yeşiltepe köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kangal ilçesinde Bekir Saygın yönetimindeki otomobil Sivas Malatya Karayolu'nun Yeşiltepe köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile Ayşe ve Ahmet Turan Saygın Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Ayşe ve Ahmet Turan Saygın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sivas-Ankara Karayolu'nun Yıldız Köprüsü mevkisinde de Hüseyin Doğan İdaresi'ndeki otomobil Ömer Faruk Duymaz'ın kullandığı motosiklet ile başka bir motosiklete çarptı. Kazada motosikletlerde bulunan Umut Can Duymaz, Hakan Özçelik ve Osman Özmen yaralandı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Efendim Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği kararla ilgili tartışmalar bugün de devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan uymuyorum, saygıda duymuyorum açıklamasına cevap verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, karar herkesi bağlar dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı ihlal ettiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül'e tahliye yolunu açan kararı ile ilgili tartışma sürüyor. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygıda duymuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan, Dündar ve Gül'ün de yararlandığı bireysel başvuru hakkı ile ilgili konferansta konuştu. Mahkemeye ve karara yönelik eleştirilere cevap verdi. Bu nedenle mahkeme kararları eleştirilebilir, dahası eleştirilmelidir der. Aksi takdirde hukuk donar, gelişemez. Biz de bu nedenle kararlarımıza yönelik her türlü eleştiriye saygı duyuyoruz. Ancak eleştirinin ötesinde tamamen hayali diyaloglar üreterek mahkememizi talimatla karar veriyormuş gibi gösteren şahsıma ve üyelerimize yönelik tamamen yalan ve iftira niteliğindeki haber ve yorumları da burada kınıyor ve reddediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin anayasanın ve kanunların kendisine verdiği yetkileri kullanarak verdiği kararlar herkesi ve her kurumu bağlamaktadır. Arslan bireysel başvuruların değerlendirilmesinde kişilerin kimliklerine göre hareket etmediklerini söyledi. Bireysel başvuruda başvurucunun kimliğine de bakmıyoruz. Sadece ve sadece hukukun ve adaletin yanındayız. Zühtü Arslan'a cevap Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Ertem Gül kararında anayasaya ve yasalara uymadığını söyledi. İdari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmediğini belirten Adalet Bakanı, mahkemenin yetki gaspı yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararına yönelik eleştirilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden de çok sert tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağır sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu yeni anayasa konusunda geri adım atmadı. Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle ilgili eleştirilerine de bugün cevap verdi. Saygı duymuyorum ve uygulamayacağım diyorsunuz. Kimsin sen?
Kimsin sen? Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yönelik eleştirileri muhalefette geniş yankı buldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sert tepki gösterdi. Ben mahkeme kararına saygı duymayacağım, mahkeme kararına uymayacağım demek narsist kişiliğin çok öne çıktığı bir olay demektir ve bunu kabul etmiyoruz. Ne yasayı, ne anayasayı, ne de diğer kuralların hiçbirisine uymaz. Uymamayı da görev sayar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonu terk etmesiyle sona eren yeni anayasa çalışmaları yeniden başlayacak mı? Kılıçdaroğlu ilk günkü görüşümüz devam ediyor dedi. Meclis başkanımıza yanıtı yarın göndereceğim. İlk mektuptaki görüşümüz neyse aynı görüşümüz devam ediyor. Dolayısıyla bizim bir görüş farklılığımız söz konusu değil. Biz hiçbir zaman masayı devirmedik. Bu da bir başka yanlış söylem. Tamamen toplantıyı bitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın parti yönetimine karşı eleştirilerine de cevap verdi. Baykal'a ceza verilmeyeceğini söyledi. Az önce söyledik, her makam, her kurum eleştirilebilir. Bu eleştirileri de saygıyla karşılayacaksınız. Yani niye eleştiriyorsun, hemen oturalım ceza verelim demek doğru değil tabii. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçeceğiz. Orada da bir türlü sular durulmadı. Devlet Bahçeli kurultay toplamak için harekete geçen parti içi muhalefete çok sert tepki gösterdi. Paralel yapının MHP'yi ele geçirmeye çalıştığını ileri sürdü. Milliyetçi Hareket Partisi'nde parti içi muhalefet olağanüstü kurultay için harekete geçerken Devlet Bahçeli ilk kez konuştu. Bir internet sitesinde açıklamalar yapan Bahçeli, ülkücü hareketi sokağa çekip operasyon partisi haline getirmek istiyorlar dedi. Paralel yapının Milliyetçi Hareket Partisi'ni de ele geçirmeye çalıştığını söyledi Bahçeli. Devşirme Melanet Cephesi topyekun harekete geçmiştir dedi. Bahçeli Meral Akşener ve Sinan Oğan'ı sahte kurtarıcı rolüne soyunmakla suçladı. Muhaliflerin paralel yapıyla işbirliği yaptıklarını savundu. Devlet Bahçeli parti içi muhalefet için sahte mürşitler benzetmesi yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genetiğinin değiştirilmek istendiğini ileri sürdü. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nde kapısına kilit vurulan il teşkilat sayısı 16'ya çıktı. Kapatılan teşkilatlara Nevşehir, Trabzon ve Sivas'ta katıldı. Partiyi mahkemeye veren il başkanları hakkında disiplin işlemi başlatıldı. Efendim Şırnağın İdil ilçesinde teröristlerin açtığı ateşte 3 askerimiz yaralandı. Güvenlik güçleri 12 evi birbirine bağlayan bir de tünel tespit etti. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki son durumu ise vali açıkladı. Şırnağın İdil ilçesinde operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri Turgut Özal mahallesinde sokak sokak ilerledi. Teröristlere teslim ol çağrısı yapıldı. PKK'lılar ateşte karşılık verdi. 3 asker hafif yaralandı. Güvenlik güçleri teröristlerin karargah olarak kullandığı eve ulaştı. PKK'lıların kaçarken tuzakladığı bombalar imha edildikten sonra eve girildi. Arama yapıldı. Operasyon sırasında ekiplerin karşısına 10 metre uzunluğunda bir tünel çıktı. Tünel duvarlarında delik açılan 12 evi birbirine bağlıyordu. Böylece teröristler evler arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyordu. Güvenlik güçlerinin teröristlerden temizlenen yeni mahallede yaptıkları aramada da çok sayıda tuzaklı bomba imha edildi. Güvenlik güçleri Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda sona yaklaştı. Son durumu Vali Hüseyin Aksoy açıkladı. Bulunduğunuz söyleyen uzaylaşır. Cumhuriyet bildirdi bunu. Böylesine gelir. Güvenlik güçlerimizle bildirme alayışın. Efendim bültenimize spor haberleri ardından paramızın ve havamızın durumuyla devam edeceğiz. Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sunar. Medya
Bikan'a Sivasspor ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Mersin İdman Yurdu maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Ardından pas ve top kontrol çalışması yapan futbolcular yarı sahada çift kale maç ile antrenmanına devam etti. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Mesut Bakkal takımın gidişatının iyi olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Ya şöyle gidişat iyi. Yani gidişatımız hem oyun olarak hem de taraftar olarak hem işte basın olarak hem Sivas'ın tüm işte yiğit olarak gidişatımız iyi. Bunu bu maçta bir sonuca yansıtamadık ama ben bu başarının ısrarla, denemeyle sürekli geleceğine inanıyorum. Biz bu oynadığımız futbolu, oynadığımız pozitif futbolu devam ettirmek istiyoruz. Ki devam ettirmek zorundayız. 11 tane maçımız kaldı. Buna hiç böyle bakmıyoruz. Biz her maça kazanma anlamıyla bakıyoruz. Onun için de hafta başından beri, yani dünden beri işte maçtan sonra hazırlıklar başladı. Her yine full kadro gideceğiz. Biz Sion'un cezalı durumu var ama Burhan'ın oynama ihtimali hemen hemen yüzdelere yakın. Yani iyi gidiyor şu anda. Ama oynadığımız, oynayan, giren çıkan olsun herkes çok iyi bir şekilde görevini yapıyor. Taraftara teşekkür ediyorum. Cezalı olduğu halde o kadar kişi yine ona yakın bir taraftar geldi. Bu destek devam ettiği sürece de kesinlikle İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Öte yandan uzun süredir sakatlıkları bulunan Kone ve Erkan Kaş'ın sezonu kapattığı öğrenildi. Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sundu. Mehmet Ali Bey Hamam ve Spor Kompleksi hava durumunu sunar. Mehmet Ali Bey Hamam ve Spor Kompleksi hava durumunu sundu. Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV ana haber bülteninde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bizimle kalın.